İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı Sohbetleri'nde sizlerle beraberiz. Bir yeni Ardıç Dalı Sohbetleri diyoruz. Çünkü sezonun tatil diyebildiğimiz bir kısmı bitmiş oldu. Yeni yayın döneminde Elazığ'da ulusal ve uluslararası yayın yapan Kanal Fırat stüdyolarındayız. Kanal Fırat ulusal yayın yapıyor dedik. Evet, Türkiye'nin tamamına yayın yapıyor. Avrupa'nın hemen hemen tamamına, Güney Rusya, Kafkaslar, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Kuzey İran, Kıbrıs yayın alanı içerisinde. Bu kadar geniş bir coğrafyaya Elazığ'dan yayın yapan Kanal Fırat, geçen yıl hak ettiği ödüller cümlesinden başarılar getirdi. Öncelikle ilimizin dünyaya açılan penceresi Kanal Fırat Televizyonu yapmış olduğu yayınlardan dolayı Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından yılın en iyi yerel kanalı ödülüne layık görüldü. Daha sonra yılın en iyi yerel kanalı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Kanal Fırat Televizyonu bu defa da bölgenin en iyi televizyonu seçildi. Medya Grubu Başkanı Sayın Zeki Akbıyık, Kanal Fırat'ın yeni ödülünü Muş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Eshab-ı Kehf Ödülleri programında Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya'nın elinden aldı. Bütün bunlar Kanal Fırat için aslında çok güzel bir hususu gündeme getiriyor. Kanal Fırat'ın Yayın Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, ki biz kendileriyle hemen hemen 18 yıl beraber çalıştık, kendileri genç yaşta emekli oldu. Aslında Yasemin Açık'ın ilkeleriyle bu televizyon ortaya çıktı ve yayın yapıyor. Yasemin Açık müteaddit toplantılarda bulunduğumuz mekanlarda şunu söyledi. Dedi ki hangi işi yaparsak yapalım, devletimize, milletimize, dilimize, dinimize ve vatanımıza aykırı bir şey olmayacak. Bunlar gerçekleştikten sonra yayın yapan arkadaşlarımız hür düşüncelerini, hür fikirlerini, güzellikleri taşıyan hayallerini, ümitlerini programlara taşısınlar dedi. Ve ondan dolayı bu başarılar geldi. Bu akşam sevgili izleyiciler, Elazığ'da çok iyi bir akılla veya üst akılla ortaya çıkmış koruma, uygulama, denetim birimi KUDEP üzerine konuşacağız. KUDEP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavsiye ettiği, resmi kurumlara tavsiye ettiği bir kuruluş, bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı inanılmaz bir hazine. Şimdi biz şu stüdyoda yayın yapıyor, bizi dünyanın çeşitli ülkelerinde insanlar izliyorsa bu devletimizin var olduğundan, var olmasından dolayıdır. Devletini kaybeden insanların, daha geçen gün gördük, 20-30'u bir sandalda batıyor, boğuluyor, haber bile olmuyor. Bir kedinin kuyuya düştüğünü haber yapan medya küçücük bir haberle geçiştiriyor. Çünkü vatansızlık inanılmaz bir acı, inanılmaz bir ateş ve ateş düştüğü yeri yakıyor. O zaman Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyerek elimizden geldiği kadar devletimiz ve milletimizin idaresinde bulunan insanların yasal tavsiyelerine uymakla yükümlüyüz. Devletimiz, milletimizi idare edenlerin şahsi kusurları olabilir. Ama biz devletimizin, milletimizin taşını düşürmeyeceğiz. Partiler, hükümetler, siyasi iktidarlar kiracıdır. Devlet ev sahibidir, mülk sahibidir. Şimdi devleti, mülk sahibi bilen kıymetli arkadaşlarımız var. KUDEP Başkanı Kadir Atıcı Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sayın Profesör Doktor İsmail Aytaç, bizim kadim dostumuz. Şimdi Harput Kale Kazısı Başkanı olarak Harput'ta devletine, milletine hizmet ediyor. Efendim hoş geldiniz. Sayın Atıcı, sizden başlayalım. Şimdi KUDEP'i biz böyle yarım yamalak anlattık ama siz bir anlatın. Çok güzel bir şekilde anlatın. Evet. KUDEP'in asli fonksiyonu ne? Nasıl kuruldu? Elazığ'da şu anda ne iş yapıyor? Az önce ifade ettikleriniz doğru hocam. Yerinde evet. Tespitler. Zaten KUDEP 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın evet. 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu eklediği bir maddeyle evet. açılıyor.
Burada yerel yönetimlerdeki kültür varlıkları ve tarihi eserler noktasında restorasyon, kazı ve esaslı onarım, basit onarım çalışmalarının ivedi bir şekilde gerçekleşmesi için KUDEP'lerin il özel idarelerin bünyesinde ya da belediyelerin bünyesinde açılmasını uygun görüyor. Evet. Fakat şöyle bir durum var. Kültürel mirası fazla olan ilçeler olsa ilçe belediyelerine de müsaade ediliyor. Evet. KUDEP'lerin açılmasına. Burada benim hemen bir taze hatıram var. Ben birkaç gün önce Arapgir'de çok geniş bir araştırma gezisi, gözlem yaptıktan sonra buraya geldim. Ve KUDEP'in Arapgir'de yaptıklarını gördüm, hayran kaldım. Evet. İnanılmaz güzel. Ama bu arada tabii şunu da söyleyeyim, sizin bir KUDEP, Malatya KUDEP'le bir bağlantınız var herhalde. Evet. O nasıl? Bir 3 yıl çalışmışlığım var. Evet. 2011-2014 yılları arasında evet. Malatya Valiliği ile Özel İdaresi'nde KUDEP'teydim. Uzman sanat tarihçisi olarak o dönemin valisi Ulvi Saran idi. Evet. Bu tür konulara da çok ilgiliydi, meyilliydi, merakı da fazla olduğu için KUDEP Malatya'da o dönem bayağı bir hızlı çalıştı. Evet. Arapgir'de demin ifade ettiğiniz ilçede sokak sağlıklaştırma çalışmalarını başlattı. Tek yapı ölçeğindeki cami mescitlerin evet. restorasyonlarını başlattı, yaptı. Yani güzel bir değer aslında KUDEP. Şimdi ben şunu gördüm evet. Sayın Atıcı. Ben Arapgir'e gittim. Şimdi Arapgir'e böyle uzaktan baktığınız zaman böyle geniş ağaçlıklar, bahçelikler içerisinde tek tük ev görünüyor. Ama daha sonra içine girdiğiniz zaman harika. Geniş bir bahçe, evet. gidiyorsunuz ağaçların arasında restore edilmiş inanılmaz güzel taş bir cami. Restore edilmiş inanılmaz güzel ahşap bir konak. Bütün bunları böyle görünce inanır mısınız Sovyet blokunun şehirleri aklıma geldi. Sovyet blokunun şehirleri çok güzel. Bakıyorsunuz bir orman ormanın yanında bir mahalle, bir orman ormanın yanında başka bir mahalle. Yani şehri yaymışlar. Evet. Ve Kemaliye'de bu ölçek üzerinde kurulmuş. Bir de şunu gördüm. Kemaliye'de devam eden restorasyonlarda baktım Kemaliye'nin yetişmiş kalifiye elemanları çalışıyor. İnşallah bu Harput için de böyle olacaktır diye ümit muhakkak, ediyorum. Muhakkak, zaman içerisinde Harput da Elazığ'ın kalifiye elemanlarını istihdam edecektir. Muhakkak. Evet, böyle olacak. Düşünüyorum doğru. Ben. Efendim size, siz KUDEP böyle tarif ettiniz ama benim nazarımda vatandaşın gözüyle KUDEP evet. ne? Onu size söyleyeyim. Şöyle, evet buyurun, buyurun hocam. Benim nazarımda KUDEP şu. Bir bakkal dükkanı düşününüz. Bakkal dükkanı köyde her türlü işi yapıyor, satıyor, memlekete, millete hizmet ediyor. Evet. Ama bakkal dükkanının defteri yok. Ne giren malzeme belli, ne satılan malzeme belli. Şimdi bakkal dükkanına yapılacak en büyük iyilik ne biliyor musunuz? Defter vermek ve defter tutmayı öğretmek. Benim nazarımda KUDEP bu. Doğru. Harput ve Elazığ ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak bir bakkal dükkanına benziyorsa KUDEP bu bakkal dükkanının defteri. Tabiatıyla hemen arkasından şunu soracağım. KUDEP kaç yılında kuruldu? 2015 yılın Aralık ayında 2015. Elazığ Belediyesi bünyesinde kuruldu. Evet. Vallahi, ya biz evet. 2016 diye ifade ediyoruz. Evet. Çünkü Aralık'ın artık 30'du. Evet, 2016 olsa. Evet, 2016'da. Şimdi 2019'a geliyoruz. Yani 2 sene evet. içerisinde KUDEP gerçekten defter tutmayı da öğrenmiş. Evet. Sattığı malı yazmayı, veresiye verdiğini yazmayı da öğrenmiş. Hemen şunu sorayım. KUDEP kurulduğundan bu yana hangi projeleri ele aldı, hangileri bitti, hangileri devam ediyor, hangileri devam edecek, yeni başlayacak? Tabii. Hocam şimdi öncelikle şunu ifade edeyim konuya girmeden. Evet. KUDEP Elazığ'da, Elazığ Belediyesi bünyesinde açıldıktan sonraki bu hatta resmi hüviyetine kavuşmadan 3 ay öncesinde bir çalışma serüveni oldu zaten. Evet. Ekiplerle biz Harput'ta gezdik ki İsmail hocamızla birlikteydik. Evet. Saha çalışmasını daha önceleri de zaten yapıyorduk. Harput'u biliyorduk, nazarımızda evet. görüyorduk. Biz resmi hüviyete kavuştuktan sonra öncelikli amaçlarımızdan biri Harput'taki tek yapı ölçeğindeki tarihi yapıların tamamen yıkılmasını önleyebilmek için ivediyle restorasyon projelerine yönelik kazılarını başlatmak oldu. Evet. Çünkü biz eğer bu çalışmaları başlatmasaydık şu an başlatmış olduğumuz statik raporlarda göz önüne aldığımızda 2 yıllık ömürleri kalmıştı. 2 evet. yıl sonra Hoca Hamamı da yıkılıyordu, Kale Hamamı da yıkılıyordu ve Dabakhane Mescidi de yıkılıyordu. Evet. Statik probleminden dolayı bu yapılar tamamen yok olacaklardı. Biz ivediyle bu tür çalışmalarını başlattık. Kazılarını yaptıktan sonra projelerini çizdik ve tamamı
Diyarbakır Koruma Bölge Kurulu'ndan onaylandı. Çok güzel. Şimdi birazdan ifade edeceğim. Mesela Kale Hamamı öyle oldu. Projesini çizdik. Kurul tarafından onaylandı. İnşallah 2019 yılında uygulaması başlıyor. Peki bir şey sorayım. Yine vatandaşlar adına sorayım. Evet. Şimdi Kale Hamamı çıplak karşımızda duruyor. Hoca Hamamı öyle. Acaba bu kışı bunlar geçirebilecekler mi? Yoksa yıkılır falan öyle bir şey şöyle, olmaz değil mi? Şöyle geçici koruma önlemleri alıyoruz. Evet. Üzerine branda çekiyor, sajla kapatıyoruz. Bu tarz çalışmalarımız evet, oluyor. Evet yani bir tabii, kışa teslim etmiyoruz. Kışı aynen de öyle. Evet. Ya kışı geçtikten sonra biz bunun şu anda uygulama ihalesine çıkmayı planlıyoruz başkanımızla birlikte. Evet. Kale Hamamı malumunuz restorasyonu tamamlandıktan sonra Harput Kent Müzesi olacak. Evet, evet. Bunun böyle bir özelliği var. Ben hemen mesela Hoca Hamamı Harput'a girişte sağ kol tarafında vadi içerisinde yer alan Hoca Hasan Hamamı da tamamlandı. Projesi evet. onaylandı. Biz bu tür çalışmaları 2019 yılı içerisinde biraz sonra da saymış olacağım yapılar nezdinde uygulama ihalelerine çıkacağız ve restorasyonlarını başlatacağız. Bizim öngörümüz şu, belediye olarak başkanımızın da ifadesi 2022-2023'te Harput'taki bu yapıların tamamının ayağa kalkmış olacağı, master eylem planla birlikte yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla gezebilecekleri, evet. müzelere girebilecekleri, kültür evi oluşabileceği, hani yayın akışına göre bahsedeceğim bir musiki müzemiz oluşacak, kürsübaşı müzemiz oluşuyor, konak şeklinde. Bu tip çalışmalarla birlikte 2023'te inşallah Harput daha farklı bir evreye gelmiş olacak. İnşallah. Ben yalnız yeri geldiği evet. için Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Yalınmaz'a önce teşekkür ediyorum. Evet. Yani bakkal dükkanı var, defteri yoktu ama bu Mücahit Bey'in gayretiyle bir Tabii. deftere kavuştu. Ben şunu da söylüyorum. Mesela biraz evvel söyledim, Arapgil'i gezdim. Arapgil'in inanılmaz yetiştirdiği insanlar var. Hatta onu da söyledim, inşallah belediye başkanına da yazılı olarak müracaatımı yapacağım. Dedim ki Arapgir meşhurları müzesi. Yani çünkü ben orada gördüm, her bahçede bir paşanın konağı var. Yüzlerce paşa yetiştirmiş Arapgir. İlim adamı yetiştirmiş. Fethi Gemihlioğlu'nu yetiştirmiş. Efendim Şemsi Belli Şair onu yetiştirmiş. Tabiatıyla Arapgir Meşhurları Müzesi diye. Zaten onun evet. benzeri bir şey yapmışlar orada. Ama daha büyük bir şey olabilir. Aynısını Harput için düşünmeliyiz. Mesela Hoca Hamamı Harput Meşhurları Müzesi diye yazarlar, şairler, komutanlar. Yakup Şevki Paşa Mustafa Kemal'in de hocalığını yapmış bir eşsiz bir komutan. Mesela evet. bütün bunlar orada teşkil edilebilir. Nasıl Kale Hamamı'nı siz kent müzesi yapıyorsunuz? Bu eserlerden birini de Harput Meşhurları Müzesi yapılabilir, tartışılır bu da. Muhakkak olacak. Zaten dün mesela Harput'un fethini kutladık. Evet. Orada Sayın Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da ifade ettiler. Bir tane biz musiki müzesi, sizin demin ifade etmiş evet. olduğunuz o meşhurların da olduğu bir müze ya da bir oda şeklinde tertiplenip konak içerisindeki koridorda değerlendirilecektir bunlar. Evet. Çünkü biz bu tür çalışmaları yaptığımız zaman öncelikli amaçlarımızdan biri Harput'un değerini arttırmak, kat be kat arttırmak. Evet. Çünkü zaten değerli olan bir şehrimiz var Harput, onun değerini gün yüzüne çıkartmak. Fakat bunun bir de turizm yönü var. Turistler geldiğinde rahatlıkla gezebilecekleri, bizim kültürümüzü yansıtabileceğimiz mekanların oluşması gerekiyor. Evet. Biz bu çalışmaları yaptıktan sonra büyük ihtimal turistler de bizim demin sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Harput'un meşhurlarıyla da tanışacaklar. Evet. Yapılar eserleriyle, bırakmış oldukları malzemelerle, nüvelerle birlikte Harput'un Harput beyefendisi, Harput hanımefendisi diye ifade ettiğimiz o dönem insanların yaşam tarzlarını da orada görmüş olacaklar. İnce nezaket sanata işler. Biz de orada sanatı evet. icra edeceğiz. Şimdi bir de Sayın Atıcı, son bir şey sorayım. Ben Arapgir'de gördüm. Şimdi en son gördüğüm yer orası olduğu için. Evet. Arapgir, bizim Elazığ'da da çok şey ekilen, sıkça ekilen, mesela reyhan bitkisi üzerinde çok güzel bir çalışma yapmış. Reyhan, Arapgir'e aynı zamanda coğrafi işaret olarak tescil de ettirmişler. Ama benim hoşuma giden, zaten belediye başkanı Haluk Cömertoğlu ufku olan bir insan, tutmuş bunun sanayini kurmuş. Yani orada reyhan çayı var, reyhan baharatı var, reyhan reçeli var. Reyhanın kendisi kuru bir şekilde kullanılsın diye paketleniyor falan. Tabiatıyla bir kasabayı, bir kazayı bir metayla özdeşleştirmiş. Biz de bunu zaman içerisinde Harput'ta yapacağız.
Ben inanıyorum. Zaten Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Bey ufku olan bir insan. Bir de sosyal medyayı iyi kullanıyor. Çok ilgili. Tabiatıyla evet. Gelen bütün teklifleri değerlendirecektir. Bu devlet bizim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin dedik başta. Çünkü devlet ve millet olmasa ne biz bu yayını yapabiliriz ne de huzur içerisinde bizi dinleyenler olabilir. Tabiatıyla bunu evet. Değerlendireceğiz. Mesela hocam Tabakhane Mescidi Harput'taki evet. Şu an uygulaması bitti. Çevre düzenleme çalışması yapılıyor. Önümüzdeki 15 ya da 1 ay içerisinde tamamen ibadete açılmış olacak. Çok çok güzel. Evet. Çahpur Çeşmesi restorasyonu devam ediyor. Evet. Çevre düzenlemesiyle birlikte. Bu çeşmenin de süresi 1 ay kaldı. 1 ay sonra Dabakhane Mescidi, Çahpur Çeşmesi ve şu an tekrardan restore ettiğimiz Sağır Müftü Konağı da bitti. İç tefrişatına evet. Başladık. Orada başkanımın ifadesi bir kürsü başı alanı da oluşturulacak. Kürsü başı konağı diye de geçecek orası. Üç yapının açılışı gerçekleştirilmiş olacak Harput'ta. Evet. Demin ifade etmiş olduğum Kale Hamamı, Hoca Hamamı, eklerse Kızıl Kilisi, Esediye Hamamı bu tip çalışmaların da 2019 yılında uygulama restorasyonuna gerçekleştirilmesi planlanıyor. Planlanıyor evet, evet çok güzel. Burada şunu söylemek lazım. Hatta teşekkürle söylemek lazım. Ben Harputluyum. Bu bahsettiğiniz Hoca Hamamı benim dedemin mülküydü. Daha sonra biz belediyeye devrettik. Hoca Hamamı tek başına değil onun etrafında çok da büyük arsa var. Evet. Aşağı doğru bahçeler var. Yani bir ada düşüncesiyle restorasyonu yapılabilir. Ama ondan daha önemlisi Harput'ta bugüne kadar yapılan restorasyon çalışmaları kabataslak ehil olmayan insanlara verilmiş. Sunguroğlu Konağı'nın güzelim tahta tavan süslemeleri ki sonra biz gittik orada bazı fedakar insanlar gittiler buldular. Marangozlara satılmış veya devredilmişti. Onları zorla bulduk getirdik. Tabiatıyla bu dönemde Mücahit Bey'in döneminde gerçekten ehil insanlara belli bir şeyle şartnameyle veriliyor. Bu da güzel bir başlangıç. İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacaktır. Teşekkür ediyoruz Sayın Hatice. Sayın Profesör Doktor İsmail Aytaç. Efendim geçenlerde bizim şey var Profesör Doktor Yasemin Açık'ın gazeteci misafirleri vardı, medya mensupları. Ben de onları Harput'u gezdirdim. İlk etapta hemen şeye götürdüm. Bu vilayet konağı var. Vilayet konağında böyle çok güzel bir panoramik bir yer var. Oradan kaleyi gösterdim. Kalenin üzerinde biraz evvel söylediğiniz gibi koruma amaçlı pek çok işlemler yapılmış. Saclar konulmuş falan. Ondan sonra buranın bir Osmanlı tarihi eser kazı merkezi olduğunu ifade ettim. Ben dilimin döndüğü kadar anlattım. Ama siz uzaktan görülen, neredeyse bir mahalle gibi görünen kazının başkanısınız. Efendim o kazı şimdiye kadar hangi gayeyle yapıldı, neler ortaya çıktı ve bundan sonra ne olacak? Harput Kale kazıları 2004-2009 yıllarında birinci etap olarak yapılmıştı. Evet. 2014 yılında da benim başkanlığımda bir ekip tarafından sürdürülüyor ikinci etap olarak. Evet. İlk etapta 900 metrekarelik alanın kazısı gerçekleştirilmişti. Kalenin tam ortasındaki Osmanlı Mahallesi'nde bir adasının yarısı kazılmıştı. Evet. Biz özellikle o Osmanlı Mahallesi'nin geri kalan yarısını tamamladık. Evet. Şu anda doğrudan restorasyon projeleri çiziliyor. Diğer taraftan kalenin önündeki alanda aşağı yukarı 2 metreye yakın bir alanı tamamlamak evet. üzereyiz. Toplamda kale içerisinde 4500 metrekarelik bir alanın kazısı gerçekleştirildi. Evet. Tabii kaleyi gezenlerin doğal olarak bu çatıların altına girmemesi gerekiyor. O zaten geçici çatılar. Evet. Allah devletimize güç versin. Destek verdikçe bunları yapacağız. Restorasyon projesi bu uygulamasını yapacağız. Evet. İnşallah seneye uygulamasına geçeriz ve kaleye gelen insanlarımız hem o su sarnıcı dediğimiz sonradan da zindan olarak kullanılan evet. Başkontunun hapsedildiği zindanı görecekler. Hem de Osmanlı Mahallesi'ndeki Artuklu Camisi'ni, Osmanlı Mektebi'ni, atölyeleri, evleri ve doğal kaya uyulmuş bir başka su sarnıcını görebilecekler. Şu an projesi üzerinde işe alan şirket elemanlarıyla beraber ve tabii işin uzmanları birçok kişiyle istişare ederek daha iyi nasıl bir restore edilir konusunda uğraşıyoruz. Evet çok güzel. Kalenin hem birkaç amacı var restore edilmesini. Şehirler özellikle M.Ö. 2000'lerden itibaren kale şehir haline geldi güvenlik endişesiyle. Evet.
Fakat Orta Çağ'da yetişimi alan yetmeyince dışarıya taştı. Şimdi bizim kalemizin doğu alanında, doğu karşısındaki Nevruz Ormanları'nda 2 yıl önce işte 6 metrekarelik bir taş kabartma bulundu. Bu Harput'un merkezi tarihini 1200 yıl daha geriye taşımış oldu. Urartulardan önce eski Orta Tunç Çağı'nda, M.Ö. 2000 yıllarda Harput'ta yerleşim varmış. Kalenin içinde özellikle bu kültür varlıklarımızı çıkarıp restore edip turizme kazandırmak istiyoruz. Evet. Harput Kalesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü kale içi ve etrafına bir proje hazırladı. Bitmek üzere. Yürüyüş projesi. Biz bu süre içerisinde kazı restorasyon çalışmalarının dışında özellikle dikkat ettiğimiz bu alanların restorasyonunu tamamlayıp turizmi aşmak, ören yeri statüsüne kazandırmak içindi. Evet. Hem tarihimizi koruyacağız hem de iç ve dış turizmi aşmaya planlıyoruz. Malum 2-4 yıl önce bu kazılar başladığımızda UNESCO yedek listesi ve ileride asil liste diye bir haber yapmıştık. Evet. Ancak benim beklediğimden daha fazla hızlı gelişti. Evet. Ve belediyemiz, işte Ankara Elazığ Derneği ve üniversitemiz olarak birçok kurumun da katkısıyla ilk dosya malum kabul edildi ve şu anda oraya herkes daha ciddi bakıyor. Evet. Türkiye'de erken UNESCO geçici listeye giren il Elazığ. Maşallah çok güzel. Evet, orada. Tabii belediye başkanımız bu kaledeki çalışmaları ve Harput'un önemini zaten biliyordu. Ama diğer kale dışındaki alanların da hızlı bir şekilde devreye girmesi konusunu birçok defa istişare ettik. Bu istişareler diğer birçok arkadaşımıza destek oldu. Evet. Ve başkanımız da irade gösterdi. KUDEP'i kurdu. Şu anda ben belediyenin yapmış olduğu çalışmalara da danışmanlık yapmaya gayret ediyorum. Evet. Sonuçta Harput bir bütün. Birbirini tamamlıyor. Elbette, evet. Rekreasyon alanları, restorasyon projeleri, kazı projeleri. Artık onlar da uygulama safhasına geldi. Ben 2019 yılında saray önü dediğimiz o kısımda az bir kısım kaldı. Oranda kazı tamamlarsa 2020 yıllarda da saray önü dediğimiz yerdeki kazıları bitirmiş ve restorasyon projesini yapmayı planlıyoruz. Bu sene o alanda bir Urartu açık hava sunağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir zemin bulduk. Urartuların kesin varlığını ispatlayan bir baskı silindir mühür bu kazılarda bu sene çıktı. Şu an Osmanlı Mahallesi'nin doğu güneyindeki alanda yine daha önce Veli Sevin Hoca tarafından açılan bir kısmı eksik kalmış yeri tamamlıyoruz. Onu da projeye dahil edeceğiz. Evet. Bakanlığımız bu güney surlarını ve batı surlarını büyük miktarda para ayırarak ihale etmişti. Evet. Onlar da tamamlanmak üzere. Evet. Yoksa yıkılıyordu. Artık erime sürecine girmişti. Evet, ondan kurtardık. Evet. Sonuçta topyekun birçok kurumun katkısı var. Bunu vurgulamak lazım. El Harkav bize ilk yıl kazılarımızı sponsor olmuştu. Bildiğimiz kadarıyla oraya katkıyı Yasemin Açık Hanımefendi de destek vermişti. Biz bunları 3 ciltli kitap haline getirmeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan uluslararası yayınlar, makaleler çoğalttık. Belediyenin yaptığı hazırlar kitaplara dönüşmeye başladı. Rahmetli Sungroğlu'nun Harput Yollarında 4 ciltli kitap edebiyatı, folkloru, müziğiyle her şeyi ele almıştı. Ama somut olan kültür varlıkları açısından da çok şey söylemişti. Biz artık inşallah onların üzerine yeni bilgiler de eklemeye başladık. Evet. Tabii burada tarih bölümümüzün, üniversitemizin tarih bölümü varlığı bizim için önemli bir avantaj. Evet. Harput'la ilgili vakıf kayıtları, evrak kayıtları, bütün belgeleri yayınlıyorlar. Biz de oradan aldığımız bilgileri çıkan buluntularla birleştiriyoruz. Evet, çok güzel. İşte Anadolu'ya Türklerin gelişiyle beraber getirdikleri kültür eserleri, figürlü seramikler, av kuşları, hayvanları, aslan kabartmaları gibi bir sürü unsuru da buluyoruz. Bunun yanında Bizans sikkesinden tutun da Bizans kolyesine kadar, saç iğnesine kadar, Urartu saç iğnesine kadar, dama oyununa kadar, zarına kadar yaşamayı her şey, silah, okucu diye gidiyor. Sayın Aytaş, şimdi bütün milletin merak ettiği bir şey var. Onu sorayım, millet adına sorayım. Şimdi acaba Harput, ben mesela Kaman ilçesinde Japonların yaptığı bir kazı ve daha sonra teşhir mekanlarını gördüm. Japonlar her şeyde olduğu gibi bu işte de bir ustalar yani. Adamlar böyle maketlerde katmanları göstermişler. Mesela en alt katman işte Neolitik çağ demişler. Sonra onun üstlerine falan gelmişler. Acaba Harput'ta mesela tamamen bilimsel
disipline edilmiş bir kazı için Harput'un zeminin, mesela görünen zeminin kaç metre altına inmek lazım? Şimdi doğal bir kütle olduğu için bir yerde sarayın önünde 6 metre kazı yaptık. Evet. Daha doğal kütleye ulaşamadık. Ancak 20 metre bu tarafa geldiğimizde doğal kütle 1 metre altta çıktı. Çıktı. Dolayısıyla doğal kütleye göre yerleşim olmuş. Evet. Biz Harput tabii iç kale güvenlik açısından önemli yer olduğu için burada zamansal bir süreç, kronoloji bulamıyoruz. En üstte bir Bizans eseri, 1 metre altında geç Osmanlı dönemine ait eser de çıkabiliyor. Öyle de olabilir. Onun için kronolojiyi tam tespit edemiyoruz. Evet. Yalnız çıkan buluntulardan kronolojiyi destekleyecek unsurlar bulduk. Şimdi geçen belediyemizin yaptığı kent kültürüyle ilgili sempozyumda da sundum. Harput'ta kentsel gelişim sürecini anlattık. İşte Harput'un doğudaki kabartman olduğu yerden kale içine, kalenin doğu ve güney ve kuzeyine taşmalarıyla Selçuklu döneminde Ulu Cami'nin olduğu yere gelmesi, Osmanlı döneminde işte şehrin batısına kadar bir mahalle gelişim çizgisi belirlendi. Evet. Bütün bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak işte özel proje alanı dediğimiz belediyenin kalenin Ulu Cami'nin batısındaki alanda düz gibi durulan yerde kazı yaptık. İki katlı yapılar çıktı. Sokak dokusu çıktı. Cami-i Kebir Mahallesi'nin kemerli işte samanlığından tutun evlerine kadar, ki fotoğraflarda zaten vardı. Bunlar çıktı. Yani Harput'un her yerinde var. Görünmüyor biraz, gibi gelse de çok şey toprak var. Toprak böyle kayma, yumuşak bir zemin belki, kaymakla sağa sola kaymakla toprak, bütün bu katmanlar birbirine karışmış. Karışıyor. Gibi. Bir de vatandaşın çok merak ettiği bir şey var. Ulu Cami Anadolu'nun ilk camilerinden biri. Ama o biliyorsunuz, hatta bu konuda sizin beyanatlarınız var. Ulu Cami'nin minaresi eğri, hatta Pisa'dan da eğri. O gene siz açılarla izah ettiniz. Acaba bu yapılırken mi eğri, yoksa bir depremden dolayı mı eğri? Hiçbir mimar yapıyı eğri inşa etmez. Etmez. Onun başına bela olur. Evet. Ama tabii bu minareler yüksek, uzun minareler. Dolayısıyla şerefeden sonrası bütün minarelerde rüzgarı ve yağışı alan, sallanmalar etkilenen yer olduğu için çoğu yenilenmiştir zaman içerisinde. Evet. Bizim 1880'lerde bu taraf fotoğrafları takip ettiğimizde şerefeden sonrasının devamı olan, olmayan, saç külahı olan, olmayan bir sürü fotoğrafla karşılaştık. Evet. Şerefeden sonrası yıkılmış. Ancak 7 dereceye yakın bir eğim olmasına rağmen hala ayakta duruşu da ilginç. Ama bizim onu, ki Vakıflar Bölge Müdürü plastik restorasyonu yaptı, şu an 2 yıldır takip ettiği bir rüzgar sallanımı da var, depremselliği. Evet. Hala ölçülmeye devam ediyor. O veriler ışığında bir restorasyon projesi yapmamız lazım. Ha, bunu yaparken minareyi düzeltecek halimiz yok. Öyle olursa zaten kopar. Evet, mevcutu koruyup sağlama almak adına. Çünkü milletin hafızasında da eğri minare diye kalmıştı. Eğri minare diye kalmış. Yalnız bir enteresan bir şey var. Yani şu anda kullanılan yapı malzemesinin tarihi olmadığı, yani plastik bir malzeme. Onun dışına dışına bir kiremit mi dolaşacaklar? Nasıl olacak o? Horasan harcı kullanıldı. Biraz harç fazla kullanılmış gibi. Bazı turlaları düşmesin diye sabitlediler. Evet. Ama onu şimdilik geçici yaptılar. Çünkü oranın bu rüzgar sallımı dediğim hesaplamalardan sonra gerçek bir restorasyon projesi çizilecek. Şu an bilim heyeti oluşturuluyor hocam zaten. Bilim heyeti oluşturulduktan sonra ben mesela geçen haftalarda görüştüm Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile. Evet. 2019 yılının Mart ayında Ulu Cami ve minaresiyle birlikte bir genel esaslı onarıma girişiyorlar. Evet, çok güzel. İşte minaresinden tutun da dış cephedeki derzlerin bolluğundan, artı bir de mesela mihrap tarafında nem alışı. Evet. Bir de açık avlunun üzerinin kapatılması, hepsini baz almışlar. 2019 yıl içerisinde bir genel bir esaslı onarıma girişiyor vakıflar. Evet. Burada yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Hı. Şimdi mesela dışarıdan bakan insanlar, ya bu kadar üniversite niye yapılıyor, bu üniversite neye yarıyor falan gibi düşünebilir. Ama bak, görüyorsunuz hangi konuda bir ihtiyaç hasıl olduğunda devlet hemen ilgili komisyonları Türkiye'de yaşayan insanlardan kuruyor. Ben gittim Orta Doğu ülkelerine, birkaç kere görevli gittim. Koskoca bir diş üniti bozulsa atıp çöpe atıyorlar, yenisini alıyorlar. Yani onu tamir edecek bir adamları da yok. Medeniyetler kolay kolay inşa edilmiyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü hali de bu açıdan değerlendirilmiş. Yani devlet bir ara mesela bütün her ile bir üniversite açılmasını tenkit ettiler. Bence hiç tenkide gerek yok.
Ben gittim mesela Arapgir'e gittim. Arapgir'de muazzam bir mesleksi okul var. Okul var, evet. Orada bir de Arapgir'in dışarıdaki zenginleri oraya çok güzel yatırımlar yapmış. Orada mesela Fen Lisesi'nin öğrencileri bizim şiir törenine geldiler. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Yani Arapgir'de de yetişsin, Tunceli'de de yetişsin insanlar, Bingöl'de de yetişsin. Bunda okulun, fayda var. Okulun zararı yoktur hocam. Tabii. Sayın Atıcı, evet. Şimdi biz baştan sorduk, dedik ki KUDEB'in, daha doğrusu Bakkal Defteri'nin başlayıp bitirdiği projeler var. Onların bir kısmını zikrettiniz. Evet. Çakur Çeşmesi efendim. Mescidi dediniz. Tabakhane Mescidi. Tabakhane Mescidi. Şu an bunlar bitiyor, devam uygulamaları. Ediyor. Bir de şey Kaya var. Mezarları. Orada ben uzaktan zaten görüyorum Tabakhane Mescidi'ni. Evet, başlayacağız. Şimdi mesela bu yıl başladığımız Hacı Yunus Bey Hamamı var, kazısı. O şeyde değil mi? Saratın hemen altında. Hemen altında ve evet. Yapı tamamen kendini gösterdi. Maşallah, yıkılan toprak evet. Altında kalanları da çıkarttık. Şu anda projesi çiziliyor. Daha aşağıya gittik. Kale Hamam'ın ve Kızıl Kilise'nin de kuzey tarafında yer alan 5 adet kaya mezarlarında kazıları başlattık. Evet. Devam ediyor ve o dönemde 1800'lü yıllarda Gürcü Bey mahallesinde yer alan kaya mezarlarının o mahalleden kalan kalıntılara da yapılan sondaj kazılarında elde edildi verileri. Evet. Bu güzel bir çalışma. Peki Harput'a girmeden evet. Böyle aşağıda bir görünen bir kilise var. O Surp Agop Kilisesi. Evet. 2019 yılı inşallah bizim başlayacağımız noktalardan biri. Evet. Surp Agop Kilisesi. Onun da biz kazısını gerçekleştirip projesini çizeceğiz. Elbette. Fakat bu yılın artık mevsimsel olarak da değişime uğradığından dolayı kış yılına giriyoruz. 2019 yılına bıraktık. Biz muhtemelen Mayıs, Haziran gibi bir Surp Agop Kilisesi'nde başlayacağız projesini evet. Çizme. Fakat evet. Bir de hocam şöyle bir şey ifade edeyim. Biz mesela bu tür çalışmalar ve faaliyetleri yürüttükten sonra ya da bir takım çalışmalara yeniden başlayacağımız zaman önce İsmail Hocam'la istişare ediyoruz. Evet. Restorasyon mu, konservasyon mu? Daha sonra bunu başkanımıza, Mücahit Bey'e ifade ediyoruz. Anlatıyoruz işin bilimsel ve teknik boyutuyla ifade ettikten sonra bir ortak akılla biz bu işi hareketli hale getiriyoruz. Mesela Hacı Yunus Bey Hamamı'nı biz konservasyon ve çevre düzenleme diye düşündük. Evet. Yani bazı yapıların. Peki konservasyon ne demek? Evet. Restorasyon ne demek? Restorasyon tamamlama. Evet. Tamamını ortaya çıkartma. Fakat konservasyon çıkan buluntuların bir kısmını temperli cam ile koruma, turizme öyle açma. Evet. Ayakta kalan yapıları da mevcut bütünlenebilir durumu varsa bütünleyip orada dondurmadır. Çevre düzenleme çalışması ve tabelası, levhasıyla birlikte aslında oraya gelen turistleri bir de o dönemin bizim bu çağın eli değmeden korunmuş şeklini görecekler. O Hacı Bayram Camii'nin yanında var. Aynen öyle hocam. Evet. O bir Roma hamamı var herhalde evet. Orada. O aynı dediğiniz gibi yapmışlar. Augustus Mabeti. Evet. Yalnız Mabeti. Hocam burada ehil insanları bulmuşken hem Atıcı Bey hem de Profesör Doktor İsmail Aytaş buradayken bir tespitimi söyleyeyim. Biz elbette avami görüşlerimiz, tespitlerimiz oluyor. Hacı Bayram Camii'ne şimdi bir ay kadar önce gittim. Ankara'da bir işim vardı. Hacı Bayram Camii ve etrafında yapılan restorasyon çalışmalarını gördüm. Adamazlı bir çalışma. O çok hoşuma gitti. Yani tabii oranın imkanları çok fazla. Adamlar bir mahalleyi, bir adayı dikkate almışlar. Projelerini ona göre çizmişler. Ama o mahalleye giren insan bir Osmanlı mahallesine girmiş gibi oluyor. Gerçi çok pahalı bir şey ama... hep onu düşündüm. Keşke dedim zaman içerisinde Harput'ta. Ama parçalar birleşince hocam, bile olabilir herhalde. Hocam şöyle oluyor. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi şu anda Harput'ta sokak iyileştirme ve kentsel tasarım projesi hazırlıyor. Çok güzel evet. Bu çalışma bittikten sonra 2019 yılı içerisinde ya da önümüzdeki yıllar içerisinde faaliyete geçtiğinde Harput'taki bütün yapılarda dış cephe giydirme ve çok ön güzel. Cephelerinin peyzaj uygulamasıyla birlikte sizin az önce ifade ettiğiniz dokuyu yakalayabiliyoruz. Bir de şu anda Harput'ta koruma amaçlı imar planını revize ettik. Evet. Diyarbakır Kurulu'na gönderdik. Bu ay içerisinde değerlendiriyor ve önümüzdeki ayla birlikte imar planımız elimize geçtikten sonra evet. Biz mesela şunu yapmayı düşünüyoruz. İmar planı bittikten sonra boş kalan arazilerdeki insanların da rahatlıkla iki katlı cumbalı konak inşa edip Harput mimarisini ve dokusunu onlar içinde yaşayarak biz de dışında sokak dokusunu yakalama bağlamında bir çalışmaya girişeceğiz. Çok güzel. Koruma amaçlı imar planı ilk defa gündeme geldiği zaman evet. Biz de o zaman Harvak kurucu üyesiydik. Çok çalışmalar içinde bulunduk. O zaman Kültür Bakanı,
Uğur mu? Uğur Erkan Mumcu Bey'di. O da çok ateşin bir zeka sahibi, çok pratik zekası olan bir insandı. O çabuk politikada çabuk şey yaptı, ayrıldı. Onun çok gayretleri oldu. Şimdiki bakan yardımcımız Nadir Alparslan Bey de vardı. Evet. Geçen de görüşemedik ama Elazığ'a gelmiş. Bu konulara destek vereceğini söylüyor. Evet. Onlar sağ olsunlar Elazığ sevdalıları. Maşallah. Her konuda da katkı sağlıyorlar. Gene sağlıyorlar. Tabii ki. Tabii evet. Çalışmalarda sizler de vardınız Sayın Hocam. Evet. Bütün bunlar güzel olan şeyler. Ama biz gene bir teşekkürü de bu televizyonun banisi Profesör Doktor Yasemin Açık'a yapalım. Çünkü biz bunları burada konuştukça aslında Elazığ'da yapılan bu hayırlı faaliyetlerin de hafızası ortaya çıkıyor. Biz bunları tabii daha sonra müteaddit defalar yayınlıyoruz, internete evet. koyuyoruz. Yani bu konuşmalarımız boşa gitmiyor. Hocam bir konuya daha değineyim. Evet hocam. Sizin de beğeneceğiniz bir konu olsun istiyorum. Evet hocam. Hüseyinlik Harput yolunu açıyoruz. Evet, meşhur tilbilere konu evet, olmuş. Şimdi belediye başkanımız geçen aylarda bize talimat vermişti. Bir Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna. Bir o yolu açalım da çıkalım diye. Çok biz güzel, bu evet. Yolla ilgili çalışmaları başlattık, plana işledik. Önümüzdeki ay içerisinde belediye meclis kararıyla birlikte Allah'ın izniyle Hüseyinlik'ten Harput yolunu da açıyoruz. Çok güzel. Öyle bak güzel bunu size söyleyeyim. Bak, çok güzel. Şimdi ben dedim ya Yasemin Açık'ın fabrikası için gelen aslında hepsi de ekonomist muhabirler. Aydınlık Gazetesi'nden, Ulusal Televizyon'dan, Yeni Şafak'tan, Akit'ten, Hürriyet'ten, Milliyet'ten pek çok medya mensupları geldi. Bizim o vilayet yapılan vilayet konağının oradan vitrinden seyrediyoruz. Ben şeyi gösterdim. O balkondan kaleyi ve ovayı seyrediyorlar. Ben de dedim ki şu aşağıda görülen köy, bak tipik bir filmlerde olan bir köye benziyor. Hüseyinlik'tir dedim. İnanır mısınız? Orada bulunan gazetecilerin çoğu hemen Hüseyinlik türküsünü hatırladı. Evet. Demek ki Hüseyinlik türküsü biliniyor. Ulusal bir evet. satıkta biliniyor. Doğru. Bir de bu yol yapılırsa o şeyle birleşir. Şahane bir şey olur. Aynen evet. de öyle. Bu çalışma muhtemelen bu yıl ya da önümüzdeki yıl içerisinde başlayacak. Çok bu yol güzel, açılacak evet. Tabakhane Mescidi, Fethi Ahmet Baba'ya giden yol güzergahına bağlanıyor. Evet. Bir de 2019 yılı içerisinde telgrafçı Akif'in Harput'taki telgrafhane binasını da Türk Telekom'la, PTT ile görüştük. Ortak bir proje çalışmasıyla birlikte orayı da haberleşme müzesine dönüştürüyoruz. Çok güzel. Bu arada şey de söyleyeyim. Sarıhatun'un önünde çok meşhur bir buvakithane var idi. Evet. Onunla ilgili bir şey var mı? Biz bunun çalışmasını geçen yıllarda Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile evet. yaptık. Projenin revize edilmesi Sarıhatun evet. Camii'nin ve önüne muvakkithanenin konulmasıyla ilgili. Bu şu neticeye vardık. Öncelikli olarak Sarıhatun Meydanı'ndaki kodun düşürülmesi gerekiyor. Evet. Çünkü şu an camiye biz basamaklarla iniyoruz. Esas evet. alana iniyoruz. Kod düşürüldükten sonra muvakkithanenin yapılması daha uygun olabileceğini. Uygun olabilir. O da tarihi bir. Ya da kod korunabilir fakat muvakkithaneye de oval bir şekilde basamakla inilebilir üzerinde bir yoğun tartışmamız olmuştu evet, o dönem. Güzel, bilimsel bir tartışma evet. Fakat bu çalışma henüz nihayetlendiremedik çünkü devam ediyor. Projenin evet. revize edilmesi, işte bakanlık görüşü, Diyarbakır kurula gidişi. Bu bizim program içerisinde vardı, hep var olacak. Muhtemelen onu da Allah'ın izniyle tekrardan aynı yerine muvakkithaneyi inşa ettireceğiz. Evet, çok güzel. Evet. Yalnız Atıcı, Sayın Atıcı şunu da söylemek zorundayım. Şimdi tabii Harput yaşanan bir mekan şu anda. Büyüdükçe de yaşayan bir mekan olacak. Olacak. Şimdi bu mekanın yol, su, doğalgaz, elektrik, çöplük, otopark gibi şeyleri de koruma amaçlı imar planı içerisinde monte etmek lazım. Aynen öyle. Onlara dikkat ediyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii çözülüyor hepsi. Bir de biz imar planını biraz daha alanı genişlettik. Mesela 2019 yılı içerisinde şimdi buzluk mağarası ile ilgili çok evet. güzel bir proje çizdik. Şu an Fırat Üniversitesi ile bizim belediyemizin ortak yapmış olduğu protokol nezdinde 4 mevsim ekolojik rapor hazırlanıyor ve Şanlıurfa'ya evet. gidecek. Bunun dışında şimdi Harput'umuzda hep ifade ettiğimiz gibi kültür varlıkların dışında çok da güzel doğal vadilerinin evet. yani tabiat varlıklarının olduğu bir alan. Ölbe Vadisi var inanılmaz Ölbe Vadisi, güzel. Evet. Ankuzlu Baba, Gavurtaşı. Biz Harput'u evet. kültür varlığı olarak sadece bir adacık şeklinde tertipliyoruz. Fakat genel
kullanmak istediğimiz cümleler olduğunda vadileriyle, tabiatıyla kültür varlığı bağdaştırmayı 2019 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdi Sayın Atıcı, isterseniz ben o bölgenin insanı olduğum için size bir teklifte bulunayım. Buyurun. Şimdi buradan efendim Elazığ'dan Perte'ye gittiğiniz zaman yolun sağı bir de Harput Anguzu Baba yolunu çizgiyi uzatın. Denizde yani baraj gölüyle kesiştiği yere kadar gidin. Bu alanı var ya aslında bana sorarsanız milli park ilan etmek lazım. Niye diyeceksiniz? Bu alanda nesli tükenmekte olan yırtıcı kuşlar var. İnanılmaz var. Mesela çok meşhur bir hikayedir. Kayseri Uzunyayla'da Suriye, Es-Suriye bu olaylar ortaya çıkmadan önce Suriye'den pek çok şahin avcısı gelirdi. Evet. Şahin avcısı gelirdi ve şahin avcıları orada pek çok şahin avlardı. Tabii şahin avlamadan önce millete avlarlardı. Giderlerdi bir kova bakraç yoğurt alırlardı, $100 verirlerdi millete güzel görünmek için. Fakat onlar bir şeyi düşünemediler. Kayseri'de böyle bu işlere çok meraklı, kendini feda etmiş bir Nuh Yakuter var. Nuh Mehmet Yakuter. Bir vakıf kurmuş, dernek kurmuş. Yani tabiat varlıklarını korumak için. Bununla ilgili adam kurşun bile yedi. Yani öyle çok fedakar bir arkadaştı. Neticede bu onlara mani oluyordu. Suriye tabii karışınca bu işler hakim kaldı. Madem böyle yani Suriye'den gelip şahin avlamayı göze alan, çünkü Suudi Arabistan'da, Orta Doğu'da çok büyük paralarla satılıyor şahinler. Doğru. Madem böyle bir hazine var, biz bu alanı, yani o dedim ya Ankuzu Baba Yavurtaş'ın altında kalan ana yaprak dediğimiz alanı, orada bağlı köyleri milli park ilan edersek bütün yırtıcı kuşlar için fevkalade güzel olur. Biz şimdi hal böyle olunca efendim programımızın sonuna geldik. Gerçekten ehil insanlarla konuşunca zaman su gibi akıyor. Biz Profesör Doktor İsmail Aytaş Bey'e soralım. Efendim bugünü konuştuk, dünü de konuştuk anladığımız kadarıyla. Yarın için neler söylersiniz programımızın sonunda? Şimdi tabii Harput'la ilgili uzun süre çalışmalar oldu. Evet. Kadir Koçdemir valimiz zamanında bu işler hız kazandı. Evet. Devam da etti ama son 4 yıldır Ömer Faruk Koçak valimiz de tekrar bir ivme kazandı. Belediye başkanımız da tekrar ivme kazandı. Rektörümüzün de destekle tekrar ivme kazandı. Evet. Bir ekip oluştu. Şimdi malum işlerin yürüyebilmesi için yetişmiş insana ihtiyacımız var. Evet. Bir para kaynağına ihtiyacımız var ve bir de iradeye ihtiyacımız var. Evet. Şu anda bunun üçü de bir arada bulunuyor. Onun için de hızlı yol alma başlıyoruz. Biz aslında Elazığ olarak genel anlamda biraz geç kalmış bir şehiriz. Evet. Ama son yıllarda hızlandık. Şimdi bu projeler yapılmadan, arkeolojik kazı yapılmadan, bilimsel araştırma yapılmadan restorasyon yapılıp turizme kazandıramıyoruz. Bunlar bitti. Projelerin de çoğu bitti. Evet. Şimdi uygulamalara geçeceğiz. Şimdi meyve alma zamanı. Evet. Evet. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Türkiye'miz büyük sıkıntılar yaşamazsa, ki temennimiz İnşallah. Yaşamaması. 2019 yılı, 2021 yılı Harput'ta, ondan sonra Palo ve diğer ilçelere de dahil olmak üzere restorasyon ve turizme kazandırma sürecine girdik. Ben son 1-2 aydır baktım, Güneydoğu'ya giden turlar da Harput'a bağlantı kurmaya başlamış. Çok güzel, evet. Harput'un girişinden Dabakhane'ye kadar olan ana bir güzergahta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz de daha önce çalışmıştı. Biz onların bıraktığı yerde, ki onlar hala devam ediyorlar katkı sağlamaya, hızlandırarak, genişleterek devam ediyoruz. Ve buradan sonra artık Harput'un park sorunu, kimar planı bitince o da yerleri belli zaten. Evet. Yeni yapılaşmaya geleneksel doku uygun olarak izin verilecek. Ve inşallah daha hızlı bir şekilde turizme kazandıracağız. Evet. Şimdi Elazığ'ın turizmi sadece kültür turizmiyle sınırlı değil. Doğa turizmi, av turizmi, trekking, birçok çeşitliği var. Malum ekonomi kurultayından 4 yıl önce de turizm 3 desteklenmesi gereken para kazanacak 3 alandan biri tespit edilmişti. Evet. Ticaret Sanayi Odası'yla görüştük. Yeni başkanımız da bu konulara destek verebileceğini söyledi. Ajansımız her zaman bütün şehrin kurumlarına destek veriyor. Sonuçta şimdi hızlı yürüyoruz. Evet. Buradan turizm destinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağından, Eyin'den başlayarak Arapgir,
Keban, Elazığ, Palu'ya kadar bir destinasyon projesi de hazırladı. Evet. Derken bütün bunları bir araya getirdiğimizde inşallah bundan sonra hayata yansımış kısmını görmeye başlayacağız. Bu sefer meyve alacağız. Evet. 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 Çok teşekkür tamam, ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. İyi biz teşekkür efendim, son olarak siz neler söylersiniz? Hocam şöyle ifade edeyim. Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'ın 2015 yılında KUDEP'i açmasıyla birlikte demin konuşmuş olduklarımızın sonuçlanmasıyla biz Harput'u daha farklı görmeye başlayacağız. Evet. Ya iyi günler aslında bizi bekliyor. Evet. İrade devam ettiği sürece Harput'ta daha güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bir Ardıç Dalı sohbetlerinin sonuna geldik. Harput'ta restorasyon faaliyetlerinin dünü, bugünü ve yarınını konuştuğumuz bu programın konukları belediye bünyesinde kurulmuş KUDEP Başkanı Kadir Atıcı ve Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İsmail Aytaç ki Harput Kale Kazısı Başkanı'dır. Bizleri hem şereflendirdiler hem de çok güzel bir sohbet imkanı ortaya çıktı. Şair Harput'tan seyreyle ki mezire ne alemde diyor. Mezire halk dilinde Elazığ'dır. Yani şair her şeye rağmen kendini Harput'a atıyor. Harput'tan Elazığ'ı seyrediyor. Bu ne demek? 4000 yıllık bir beldeden 100 yıllık bir Elazığ'ı seyrediyor. Yani Elazığ Harput olmadan, Harput'un manevi şahsiyeti olmadan yaşanacak belki de bir şehir değil. Ama Harput sadece kendisi değil. Harput Çemişgezek, Harput Keban, Ağın, Arapgir, Kemaliye, efendim Kalan, Çapakçur, yukarı Fırat Havzası demek. Bu coğrafya bizim ve inşallah sonsuza kadar bizim olacak. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.